Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize günaydınlar, selamlar, sevgiler olsun. Hoş geldiniz. Saatlerimiz 1'i geçti. Şimdi oğluşumla bir AVM yapacağız. Bugünkü izlediğiniz videoda biliyorsunuz kızım bir sivit hediye almıştım. Bir de kendine de bir şeyler aldığını söylemiştim. Görkem birazcık işte anne ben hiç AVM'ye gitmiyorum. Ben de bir şeyler almak istiyorum falan dedim. Neyse dedim ki biraz baktım böyle içerleniyor gibi. Çünkü Yağmur yakın çevrelere artık gidiyor. Yani izin veriyorum gitmesine arkadaşlarıyla. Görkem küçük olduğu için tabii ki bensiz izin vermiyorum. Neyse bugün oğluşumla şöyle bir AVM yapacağız. Beğendiği bir şey falan varsa da onu alırım. Gönlü olsun dedim. İkimiz şöyle bir gezeceğiz, geleceğiz güzellerim. Hazırlandık. Yağmur evde olacak. Biz ikimiz beraber gideceğiz. Kahvaltımızı yaptık. Evi bir toparladım falan. Dünkü yıkadığım çamaşırlarımı katladım. Başka da bir iş yapmadım. Tavuk çıkardım. Gelince tavuk yapacağım. Yani her zamanki fix şeyler. Geldik biz güzellerim. Şimdi bir atmosfere gireceğiz. Öncesinde maviye gireceğiz falan. Şöyle çekeyim de. Alışveriş merkezi inanılmaz kalabalık. Evet, yılın son günü. Herkes geziyor oraya. Sivitlere de bakalım Görkem. Neyse bir dolunalım. Sivitler de şimdi kroplar. Krop gibi. Görkem hemen kısa kollulara gidiyor. Benim oğlan kısa kollu seviyor. Bak. Sivit bak oğlum kısa kollu bakma. Ha. Nasıl? Kısa kollu mu? İlla kısa kollu mu istiyorsun yani? İyi güzel. Şu nasıl? Şu daha güzel gibi. Uzun kollu bak mis gibi. Bakayım. Bak şu sivitlere falan baktın mı hayatım? Ha? Görkem şunlara da baktın mı? ₺659 lira. Kısa kollular da aynı fiyatı. Ya bırak ya. Daha önce şapkayla giydi ya. Belki takar mı? Hevesimi kırdın kalmıyor. İyi hadi bak. Bak şu çok güzel ama. Kalmamış mı? Bak şu çok güzel ama. Bak şunu. Onunla beraber satılıyor. Hayır canım niye satılsın? Bak şu güzel bak Görkem. Neden? Bak 800 liraymış bu. Güzel olduğu belli. Kasadayız. Çok sıra var. Şu güzel kokuyormuş. Şunu beğendim. Şöyle alışverişimizi yaptık biz. Şimdi bir de Fulla Moda'yı gezeyim diyorum. O kadar kalabalık ki gerçekten hiç gezilecek gibi değil yani. Neyse şurada bir şurayı da bir dolanayım. Ondan sonra gideriz. Görkem bir şeyler içmek istiyor. Hadi bir şeyler içeriz. İpek dal hayatım. Hadi bakalım. Oturacağız mı? Gidelim bence. 5 dakika. Ben bir şey almadım. Ben de şunları alayım. Ay alamadım. Geçe kalmayalım. Şunlar. Onlar da çantaya sığmıyor. Şunlara hiçbir şey sığmıyor. Falan.
Ben genelde hep şöyle topalar kullanıyorum. Şunlar insanın başını acıtıyor. Hele bir de beni biliyorsunuz yani. Benim hiçbir şey dokunmaması lazım. Şunlar da çabuk esniyor. Görkem nerede bilmiyorum. Nihayet çok şükür eve gelebildik. Gerçekten gittiğime o kadar pişman oldum ki. Bildiğiniz izdiham var yani. Kasalarda, mağazalarda, dönüşte BİM'e uğradık, BİM'in kasasında ne geziliyor. Hani böyle Arife gününün yoğunluğu, kalabalıklığı olur ya, bildiğiniz o gibi. Çıktığıma pişman oldum yani. İki tane mağazaya girdik. Ne El Sıva'ya girdim ben, ne Defacto'ya girdim ben. Giderken işte şuraya girerim, buraya girerim falan diye düşünüyordum. Yok yok, aman Allah'ım, yok yani. İnsanlar kendilerini dışarıya atmışlar. Herkes birilerine hediye mi alıyor artık, kendilerine mi alışveriş yapıyorlar bilmiyorum yani. Neyse, şu an saat 5'e 10 geçiyor. Bir yarım saat 40 dakika falan oldu eve geleli. Gitmeden tavuk çıkardığımı söylemiştim sizlere. Söyledim mi? Söyledim sanırım. Hemen bir fırına verdim. Yemek hazırlıyorum, acıktık. Pijamalarımı giydim hemen. Şuraya brokoli koydum. O haşlanıyor. Makarna pişireceğim. Fix menü yani. İşte kolamızı aldık. Salata yapacağım. Malzememi yıkadım. Birazcık soluklandım. Öyle. Bacağım koptu mu? Bekle bekle sırayı. Belim koptu mu? Yani sıra beklemekten. İki mağazaya girdik. İki mağazada iki saati geçirdik. Ben sizlere söylüyorum ya, hemen yine bir söyleyeyim. Küçük şehirlerde yaşayanlar o kadar şanslı ki, yani hiç büyük şehirlere özenmeyin. Ben hiç sevmiyorum. Otopark deseniz arabayı bir türlü yer bulamadım. İndim de indim, kaç kat indim. Aman 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 yani. Bu da oldu mu? Neyse, azıcık daha dursun da. Acıktık bir de. Görkem illaki dedi ki, anne dedi, yemek yiyelim de öyle gidelim dedi. Oğlum dedim, yemek yersek bir de akşam trafiği başlarsa vallahi evin yolunu bulamayız dedim. Gel biz sağdan gidelim. Geldik yani. Saat şu an 9:30. Gelebildim yanınıza. Gelemeyeceğim zannetmiştim. Ay, o kadar yorulmuşum ki, yemek yedikten sonra 1 saat 1,5 saat falan uyudum. Yemekten sonra da hemen bir tane ağrı kesici aldım. Bacağım acayip ağrıdı güzellerim. Neyse, birazcık televizyona falan baktık. Çocuklar şimdi odasındalar. Ben de bugün aldıklarımızı göstereyim sizlere dedim. Görkem'e bir tane şöyle Atmosfer'den spor çantası aldık. Biz bunlardan var ya kaç tane aldık, alıyoruz yani daha doğrusu. En iyisini de aldık. Fermuarı patlıyor. Ne bileyim, şu kenarı yırtılıyor, bilmem ne oluyor. Bu sefer böyle daha uygun yollu bir spor çantası. Fiyatı 140 liraydı. Hala içi dolu zaten. Yani böyleyken fermuarları güzel çalışıyor. İşte birazcık da Görkem hızlı kapatıyor, açıyor falan. Hemen patlatıyor. Yedek kıyafet koyuyoruz bunların içine. Yedek ayakkabı, çorap, işte atlettir. O şekilde çanta hazırlıyoruz antrenmana giderken. İşte suyudur, termosudur falan. Tam doluyor yani. Bir küçük boyu da vardı bizde. Şöyle orta boy olsun dedik. Şunları yapmasalarmış aslında daha iyiymiş. Şöyle. Şurası daha sade. Şurada da var mı? Ha, burada da varmış. Fiyatı 140 lira dediğim gibi. Sonra maviden. Yok anam, benim bebe uzun kollu bir şey istemiyor. Vallahi bu kısa kolluyu ne zaman giyecek çok merak ediyorum. Sizlere bunu sanırım çektim. Ya tişört çok güzel ama yani mevsime göre güzel değil. Tişört olmasına da bakmayın yani, fiyatları neredeyse sivitlerle falan aynı. Arkası da böyle. Yani emojili memojili falan. Mavi tişörtlerini, sivitlerini beğeniyorum ben. Çekme, sünme, tüylenme falan hiçbir şey yapmıyor. Bunun fiyatı 399 lira. Görmüyorsunuz da işte 399 lira.
Burada başka bir şey yok. Bir de çantayı aldık ya atmosferden. Kendine şöyle eşofman altı aldı. Yani bugün oğlumun gönlünü yaptım. Bildiğiniz eşofman altı. Şu yanında şöyle cebi var. Daha önce de söylemiştim sizlere. Atmosfer fiyatları diğer mağazalara göre daha uygun. Ama yani çok kaliteli bir şey beklemeyin. İdare ediyor mu? Ediyor. Mesela Elsiva'dan bir eşofman altını bir sene giyiyorsanız bunu da işte 6 ay falan giyiyorsunuz. Güzel. Kalınlardan değil, incelerden. Şurada da bir şey mi var? İp. Bunun fiyatı 300 lira. Evet, alışverişimiz böyleydi. Bir de dönüşte BİM'e girdik. İşte ıvır zıvır falan bir şeyler aldık. Dedim ya çok yoruldum diye gerçekten sizlere çekmedim falan. Gerçi bir alışveriş de değildi. İşte iki çikolata, mıkolata, cipsimiz bir şeyler aldık güzellerim. Öyle yani. Ne yapıyoruz biz? Bugün yılbaşı biliyorsunuz. Vallahi hiçbir şey yaptığımız yok. Herkes kendi kafasına göre takılıyor. Dediğim gibi ben birazcık işte uyudum. Biraz önce bir tane kahve içtim. Şimdi biraz sonra da bir çay demlerim. İşte televizyona bakıyorum. O Ses Türkiye var. İşte İbrahim Tatlıses'in programı var. Sibel Can'ın programı var. Bir ona geziyorum. Bir ona geziyorum. Bir ona bakıyorum falan. Yağmur arkadaşlarıyla WhatsApp'tan görüntülü konuşuyor. Görkem oyun oynuyor. Bir arkadaşıyla falan konuştu. Falan öyleyiz yani. Bir şey yaptığımız yok. Bildiğiniz gibi. Biraz sonra bir çerez merez getiririm çayın yanında. Ya hocanın yanına gidecektik aslında yemeğimizi yemek için. Dünden öyle konuşmuştuk. İşte yemeğimizi birlikte yeriz. Biz sıkılınca çocuklarla dönerim diye düşünmüştüm. Sonradan vazgeçtim güzellerim. İçki yok bizim iş yerinde. Onun için herhangi bir program ya da müzik, eğlence bir şey yok yani. Sanırım yılbaşında insanlar daha çok içkili mekanları tercih ettiği için eşim de 2-3 senedir falan herhangi bir program ayarlamıyor. Çünkü mekan dolmuyor. Dedim ki neyse biz evimizde yemeğimizi yeriz. Zaten sıradan gün yani yılbaşı mı yılbaşı işte. Ama birazcık hani çocuklar falan bir değişiklik arıyorlar. Biliyorsunuz işte yalnız olduğumuz için. İşte bir kardeşim falan olsa onlara giderdim. Annemle konuştum. Annem zaten yılbaşıyla falan şey olmaz. Ha ben de kutluyor muyum? Kutlamıyorum ama... Mesela eşin falan olsa bir yemeğimizi bir dışarıda yerdik falan. İşte öyle güzelim. Sırası gelmişken de geçen çamaşır katlarken sizlerle böyle yılbaşında hani koronaydı falan filan dedim ya. Canım sıkan bir yorum oldu. Hatta yorum yapan kişiye de uzun uzun cevap verdim. Engellemedim ama bilmiyorum. İyi niyetli olduğunu düşünmüyorum ama yazmış yani. O videomda çamaşır katlarken işte geçen sene yılbaşında koronaydım falan filan diye sizlerle sohbet etmiştim. Geçen sene korona değilmişim ayrıca. Önceki sene koronaymışım. Birisi yazmış ki bana işte Müslüman Müslüman'ı uyarmak zorunda. İşte yılbaşıdır şöyle. Aslında normalde şahsıma ait yazmış. Ama ben sonra cevap verince işte senin şahsına ait yazmadım. Müslüman Müslüman'ı uyarmak zorundadır. Şöyledir böyledir. Vallahi de billahi yani böyle günah alan, ahım alan insanlara hiç hakkımı helal etmiyorum. Çoluk çocuk ben evimizde oturuyoruz. Her imkana sahibim. Her şeyi yapabilirim. Ama yani o sohbet esnasında yılbaşında koronaydım dememden aldı beni nerelere götürdü kendi yorumunda. Ben de sonra yazdım işte böyle böyle diye. Birazcık uzun bir cevap yazdım. Sonra bana tekrardan yazmış. Ben sonra tekrardan yazdım ona. Yani insanlar gerçekten çok garip insanlar var burada. Ha, ayrıca yılbaşını kutlayabilirim de yapabilirim de yani bu kimse kimseyi ilgilendirmez. Herkesin kendi hayata bakış açısı, kendi tarzı, ailesinden gördükleri var. Yani kimse kimseyi ilgilendirmez güzellerim. O videomda ben yani dedim ki hani bir çamaşır katlarken önceki sene, geçen sene koronaydım dememden yılbaşında yani ne yorum geldi. Demek ki bir yılbaşı falan kutlasam. Ne bileyim insanlarımız çok garip gerçekten. Bak mesela o yorum yapan kişi belki şimdi toplandı, ailesiyle birlikte yemeğini yedi, çayını içti ya da belki dışarıya çıktı, gezmesini yaptı, tozmasını yaptı. Ondan sonra bizi görüyorsunuz, tek tabanca olarak hayatımıza devam ediyoruz.
Çok iyi niyetli insanlarınız da var. Mesela şurada kamerayı açtım. Yalnızım ama binlerce kişiyle konuşuyormuşum gibi, sohbet ediyormuşum gibi. Sizler iyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Zaten her zaman diyorum, bu YouTube'u açmamdaki amaç öncelikle bana iyi geldiğiniz için, ürettiğim için açtım ben. Üretmek istediğim için açtım ben. Sonrasında diğer şeyler geldi tabii ki. Yani çok iyi niyetli insanlarınız var. Bu Ramazan'da da böyle, dini bayramlarda da böyle. Hani yılbaşı olduğu için söylemiyorum. Biz zaten alışkınız. Eşim benim her sene yılbaşında mecburen iş yerinde olmak zorunda. Dini bayramlarda da böyle biliyorsunuz, iftarım yalnız yapıyorum, sahurum yalnız yapıyorum. Yani bunu bana yazan bir kişi, ya beni yeni izliyor desem, yeni izlediğiniz bir kişiye hayatta böyle yorum yapamazsınız. Hadi diyelim ki eskiden izliyor beni. Ha, ben bu Nesta'nı bir izleyeyim, bir yılbaşı kelimesi çıktı ağzından, hemen ben buna bir yürüyeyim gibi oluyor. Sizler çoğunuz mesela Ankara'da yaşayanlar, özellikle ben böyle söylediğim zaman mesela diyorsunuz ki iftarda, Nesta'nın iftarını yalnız yapma, gel bizimle ol, işte sahurunu yalnız yapma falan diyenleriniz var. Tabii ki gelemiyorum ama o sofranızda bulunmuş kadar, yemiş kadar oluyorum sizlerle. Yani o yazan kişiye keşke şöyle yanımda olsaydı da şöyle şöyle de şöyle şöyle diye de örnek verip de bunu bana nasıl yazarsın demek isterdim açıkçası. Yani güzellerim, yapacak bir şey yok. Burası böyle bir mecra. Çok farklı düşünen insanlar var. Ama böyle konularda hiç eleştiriye açık değilim. Geçen mesela şunu da bir belirteyim. Geçen mesela ocak temizledim. Cifi gösterdim sizlere. Dedim ki bu bereketli ürün, daha önce almıştım, bir daha bitsin almayacağım dedim. Yani Allah aşkına biz geri zekalı mıyız bilmiyorum ki. Bazen gerçekten her şeyi şu kameranın önünde söylemek istiyorum. Diyor ki bana, cif demesen olur mu Neslihan adını? Adından bile rahatsız oluyormuş. Kız güzellerin, ne diyeyim, köyüm muhtarım diyeyim, Ahmet mi diyeyim, Mehmet mi diyeyim, Ayşe mi diyeyim, ne diyeyim de göstereyim size. Yani o kadar böyle kalbi, gönlü karalmış, kötüleşmiş insanlar var ki, hani ben bunu böyle böyle diye açıkladım ya, şimdi bunu böyle bu şekilde yazamayacak, ismini söylemesen olur mu? Ben dedim ki ismini ne şekilde söyleyebilirim? Yani isminden ne rahatsızlığı duyuyorsun? O da bana yazmış ki sonra, sen reklamını yapmaya devam et. Kız güzellerim, ben ne reklamı yapacağım? Allah aşkına cif beni ne yapsın? Ha, bu benim kanalımın küçük olduğu için söylemiyorum. Yani cif, kola, oteller, şunlar bunlar. Yani çok kazanan zaten markalar genelde böyle işbirlikleriyle çalışmazlar. Mesela oteller kazanacaklarını kazanırlar. Çok nadir böyle çok büyük 1 milyon 2 milyon her videosu izleyen kanallarla reklam işbirliği yaparlar. Bu kadar kolay zannediyor. Yani benim cifi reklam yaptığımı zannediyor. Keşke cifi ben reklam yapsam da cif bana reklam verse de, şöyle arabamı değiştirsem, yeni bir araba alsam, son model çeksem falan yani. Bunları sizlere söylemek istedim açıkçası. Daha aslında çok konuşacağım şey var da sizlere de sıkmak istemiyorum güzellerim. Kalkayım, çayımı demleyeyim, birazcık bir şeyler falan koyayım. Çocukları çağırayım, televizyonumuzu tekrardan açalım, izleyelim. Apocan 2-2.5 gibi falan gelir. Muhtemelen, yani çocuklar uyurlar da ben sanırım muhtemelen uyumam. Bir de uyudum ya biraz önce. Yani zerre kadar uykum yok. Öyle. Neyse, daha fazla uzatmayayım. Ivır zıvır tepsimiz. Kendime çay koydum. Çocukları da çağırdım şimdi. 9, 8. İnşallah telif olmuyordur. Hoş geldin 2024. Herkese iyi seneler. Mutlu, sağlıklı,